Evet, değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından takip eden, sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İlk günlerde sağ olarak bulunur ümidiyle 18 gündür Türkiye'nin kilitlendiği, iyi haber beklediği, küçük narinin acısı yetmezmiş gibi yüreğimiz bir de şehitlerimize yandı. Irak'ın kuzeyinde, Gara bölgesinde, Hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışma sonucunda şehit düşen üst temelimiz Ömer Fatih Ayar'a ve Tunceli Ovacık'ta görev sırasında şehit düşen uzman çavuş Ömer Eroğlu, uzman çavuş Mehmet Aykanat, uzman çavuş Orhan Burak Büyükçaylı ile uzman onbaşı Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran kızımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yüreğimizi yakan bu acı ne yazık ki çok tanıdık. Biz bu acıyı Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den de tanıyoruz. O da Narin gibi 18 gün sonra su kanalında ölü olarak bulunmuştu. Biz bu acıyı 3 yaşındaki Müslüme Yağaldan da biliyoruz. Mersin'in Gülnar ilçesinde dedesi tarafından katledilmişti. Biz bu acıyı Ceylin Atik'ten de biliyoruz. Küçük Ceylin 10 yaşında İzmir'in Ödemiş ilçesinde komşusu tarafından boğularak öldürülmüştü. Biz bu acıyı 1,5 yaşında Samsun'da Üvey amcası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra ormanda cesedi parçalanmış halde bulunan Ecrin bebekten de tanıyoruz. Biz bu acıyı 4 yaşında Manisa'da komşusu tarafından cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra öldürülen Irmak Kupal'dan da 7 yaşında Giresun'da dayısı tarafından katledilen İkra Nur'dan da tanıyoruz. Biz hem bu acıları tanıyoruz ve biliyoruz hem de birçoğunun davasında yaşanan hukuksuzlukları. Bu evlatlarımızın soruşturmaları etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülseydi hak edenler hak ettikleri kadar ceza alsalardı bugün belki de narine dokunmaya kimse cesaret edemeyecekti. Bu nedenle hukuk sistemi etkin bir şekilde işletilirse hukuk zaten çocukları koruyacaktır. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Bu söz askerlerine teğmenlerine dahi tahammül edemedikleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür. Değerli basın mensupları, geldiğimiz nokta çok ama çok kaygı verici. 22 yılın sonunda ne vatanı koruyabiliyorlar ne de çocuklarımız, ne de adaleti sağlayabiliyorlar. Aile kavramının kutsallığını korudukları bahanesiyle İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldıran 6.284 sayılı yasayı hakları genişletmek ve daha iyi uygulamak yerine amaç ve anlamından uzaklaştıran, kadınların nafaka hakkına göz diken, kol kırılır yen içinde kalır zihniyetiyle, aile içinde yaşananları sözde mahremiyet bahanesiyle hukukun dışında tutanlar çocuklarımızın katledilmesine seyirci kalıyorlar. Toplumumuzdaki yozlaşmayı, bu yozlaşmaya çocuklarımızın nasıl kurban edildiğini artık görmezden gelemezsiniz. Sizin kin ve nefret söylemleriniz kadını, kız çocuklarını ikinci sınıf insan olarak gören, baskıcı, müdahaleci, ötekileştirici tavırlarınız bu ülkenin toplumsal ve ahlaki değerlerini yerle bir etti. Bu ülkede ahlaki yapıyı bozanlar, bunun karşısında susanlar, toplumun her bir hücresine cemaat ve tarikatların sızmasına gömyum, göz yumup bunu destekleyenler bu ülkede bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale ederek gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyenler yitirdiğimiz çocuklarımızın sorumlusudur. AKP iktidarda kaldıkça hiçbir çocuğumuzun canı güvende değildir. Bu topraklarda bir narin olayı daha yaşanmasına asla tahammülümüz yok. Ahlaksızlığı kökünden temizlemezsek bitiremeyiz. Bir kez daha en net haliyle söyleyelim. Bu ülkede yaşanan tüm ahlaksızlıkların doğrudan ve dolaylı yegane kaynağı AKP iktidarının liyakatsiz, yandaşı koruyan, kayırmacı ve hukuk tanımaz yönetim anlayışıdır. Bugün okullar 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Narin'in yokluğunda açıldı. Emin olun tüm okullarda onun yası var. Bütün sözler anlamsız kalıyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Üzüntümüzün tarifi yok. Narin, bu ülkede çocuk yaşta hayatı sönen binlerce çocuktan sadece bir. Maalesef çocukları koruyamıyorlar. Narini de koruyamadılar. Devlet yaşatır denir ama bu ülkede devlet Narini ve nicelerini yaşatamadı. Bu ülkede çocuklar hepimizi kahreden bir şekilde can veriyor. Kadınlar şiddet kurbanı oluyor. İşçi cinayetleri engellenemiyor. Üstelik her cinayette olduğu gibi burada da bir şeylerin üzeri örtülmeye çalışılıyor. Bir iktidar milletvekili çıkıp bazen bilip söylememiz gerek, söylemememiz gereken şeyler oluyor. Çünkü aile bizim dostumuz diyebiliyor. Biliyorsanız çıkın söyleyin. Sizin göreviniz gizlemek değil, gerçeklerin açığa çıkmasına yardımcı olmak. Bu ülkede gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmamasının kriteri AKP'lilerin dostu olmak mı? Bu anlayışın Türkiye'yi getirdiği bu çok tehlikeli noktanın farkında mısınız? Biz bu cinayetin feodal gerekçelerle üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Bu ve benzeri yöntemlerle alacağınız her oy gözünüze dizinize dursun. Bu ülkede oya değil adalete ihtiyaç var. Narinin adalete ihtiyacı var. Bakın bu ülkede bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı var. Başında bir bakan var. Bu bakan 19 günlük süreçte neredeydi? Niye Diyarbakır'da onu göremedik? Niye sesini hiç duyamadık? Sosyal medya hesabından sorumluların en ağır cezayı alması için bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız diye bir açıklama yaptı. Sayın Bakan, bilmiyorsanız hatırlatalım. Sizin öncelikli göreviniz 8 yaşında ölen çocukların dava süreçlerini takip etmek değil. Onu savcılık yapar. Onu avukatlar yapar. Sizin göreviniz bu ülkede çocukların ölmesini engelleyecek tedbirleri almak. Bir çocuğu bir köy büyütür denirmiş ya Sayın Bakan. Bizim ülkemizde bir çocuğun ölümü karşısında bir köy susuyor. Ve siz bakan olarak davayı takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Yazık. Değerli arkadaşlar, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ancak biliyoruz ki bugün yeni eğitim öğretim yılı yine sorunlarla, dertlerle ve şikayetlerle başladı. Kırtasiye ve servis fiyatları velilerin ceplerini yakıyor. Beslenme çantaları boş. Binlerce öğretmen atanmayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan zat-ı muhteremin tek motivasyonuysa tarikatlere şirin görünmek. Öğretmenlere foncu diyecek kadar hadsizleşen bu şahsın tek derdi cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmak. Değerli arkadaşlar, bugün Yusuf Tekin'in hayran olduğu tarikatların isteklerine göre hazırlanan Türkiye Yüzyılı Marif Projesi isimli müfredatın uygulandığı ilk gün. Dayatılan bu müfredatla çocuklarımız laik, bilimsel ve çağdaş eğitimden uzaklaştırılıyor. Oysa Anayasa'nın 42. maddesinde eğitim ve öğretimin Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılacağı açıkça yazıyor. Anayasayı bile çiğnemekte hiçbir sakınca görmeyen Yusuf Tekin, çocuklarımızın geleceğini karartmana izin vermeyeceğiz. Sen ve senin gibiler ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu milletin kalbinden Atatürk sevgisini silemezsiniz. Çünkü bu ülke Mustafa Kemal'in çocuklarına, Mustafa Kemal'in gençlerine, Mustafa Kemal'in askerlerine emanet. Bunu sakın ha aklından çıkarma. Değerli arkadaşlar, yemin etmek ve mezuniyetlerini kutlamak isteyen teğmenlerimiz Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını ve vatan sevgilerini göstermek için kılıçlarını göğe kaldırdı diye AKP iktidarında darbe travmaları depreşti. Erdoğan 8 gün sonra teğmenlere karşı kılıcını çekti. Çocuğunuz değil, torununuz yaşındaki teğmenlere sırf Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedikleri için mi kin Sayın Erdoğan, bu neyin intikamıdır? Siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ülkenin ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Başkomutanlarının izinde yürüyen gencecik teğmenleri gündelik siyasetin içine çekmek, bir kutuplaşma yaratıp siyasi rant devşirmeye çalışmak ancak iktidarının son günlerini yaşayanların yapacağı bir vicdansızlıktır. Düşünüp hesap kitap yapıp sonra da Mustafa Kemal'in askerleri dedikleri için bu milletin evlatlarına kustuğunuz kinin içinde boğulacaksınız. Bu millet bunun hesabını size sandıkta soracak. Çok az kaldı. Değerli arkadaşlar. Bundan 102 yıl önce 26 Ağustos sabahı saat 5.30'da top atışıyla başlayan büyük taarruz 9 Eylül'de İzmir'de işgal kuvvetlerinin süpürülmesiyle tüm dünyada ses getiren bir zaferle sonuçlandı. Bu zafer 102 yıl önce yaralanmış olmasına rağmen kordondaki hükümet konağına giderek Yunan bayrağını indirip yerine göğsünde taşıdığı Türk bayrağını göndere çeken yüzbaşı Şerafettin ve aynı inanca sahip olanların zaferidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı ve 9 Eylül 1922'de yaktığı ateş 9 Eylül 1922'de İzmir'de zaferle taçlandı. Ve İzmir'in dağlarında açan çiçekler tüm yurda yayıldı. Cephede kazanılan zaferle birlikte yine 9 Eylül'de siyasette de bir güneş daha doğdu arkadaşlar. Benim iki büyük eserim var demişti Büyük Atatürk. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi. İşte o iki büyük eserden biri olan Cumhuriyet Halk Halk partimizin bugün Kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Kimse kaygılanmasın. Cumhuriyet Halk Partisi ulusal bütünlüğün güvencesidir, laikliğin teminatıdır, gençliğin umududur. Her Cumhuriyet Halk Partili kadınların haklarını sonuna kadar savunur, emeğin en yüce değer olduğunu bilir. Aklı ve bilimi tek yol gösterici olarak kabul eder. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini rehber edinen her Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Kemal'in askeridir. Kurtuluş ve Kuruluşun Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 101. yılı ve göz bebeğimiz Güzel İzmir'imizin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun. Değerli arkadaşlar toplumsal yozlaşmanın önü alınamaz hale gelmesindeki en büyük sebeplerden biri de yaşanan ekonomik çürüme. Evet, buna artık ekonomik bunalım demek de ne yazık ki yaşanan sıkıntıları karşılamıyor. Bunun adı düpedüz çürüme, düpedüz yozlaşma. Her geçen gün daha da kötüye giden, her gün organ yetmezliğinden çürüyen bir hasta gibi ve neredeyse en canı yanan kesimin canını daha da yakmayı hedefliyorlar. AKP iktidarı emeklilik sistemini tepe taklak etmeye and içmiş değerli arkadaşlar. Yeni orta vadeli programa göre tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçirilecek. Artık Sosyal Güvenlik Kurumu ile emekli olmak neredeyse hiçbir şey ifade etmeyecek ve sağlık sistemi tamamlayıcı emeklilik sigortasına ihtiyacın duyulacağı bir sisteme dönüşecek. Sadece sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar geçinebilecekleri bir aylık alamayacaklar. Peki bu sistem kime yarayacak? Tabii ki sigorta sektörüne ve sigortacılara. AKP iktidarından yine dar gelirli vatandaşı emekliyi perişan edecek başka bir kesimi de ihya edecek bir düzenleme. Aslında bu işin meali şudur. Artık hiç kimse için devletin, devletin sağladığı sağlık güvencesi olmayacak. Sosyal devlet anlayışı gereği sağlık temel bir haktır. Daha doğrusu AKP'den önce öyleydi. Ama bu düzenlemeyle artık bu mümkün değil. Artık vatandaşlarımız SGK'dan değil, özel sigorta kuruluşlarından emekli olabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik hakkının güvencesi olmaktan çıkarılacak. Yani ülkede özelleştirmedikleri hiçbir şey kalmadığı gibi şimdi sıra emeklilik sistemine geldi. Sistemi topyekün özelleştirmenin hizmetine sunuyorlar. Emeklinin 12.500 liralık maaşını mı konuşalım? O maaşla hem tamamlayıcı sigorta yapmak zorunda kalacaklarını hem de yapamayacaklarını mı konuşalım? Artık ilaç almak, muayene olmak lüks olacak, ona mı yanalım? Bu ülkede hasta olmak artık ölüme eşdeğer. Bu açlıkta, bu sefalette bağışıklığı sağlam tutup ayakta kalmaksa ne yazık ki mümkün değil. Toplumun büyük bir kesimi et yiyemez, süt içemez, yumurta tüketemez hale geldi. Emekli vatandaşlarımızın haklarını konuşmak, maaşlarını, yetersizliğini konuşmak yerine konuştuğumuz şeye bakın değerli arkadaşlar. Ya bu sistem en başta emeklileri sonra sırasıyla hepimizi birer yaşayan ölü haline getirecek. İş hayatının da çalışıp didinmenin de ekonomik birikim yapmanın da artık anlamı kalmadı. AKP iktidarına sesleniyoruz. Orta vadeli planınız ne pahasına olursa olsun büyüyeceğiz hırsınız vatandaşın sonu olacak. Siz kendinize kaynak yaratacaksınız diye halkı ölüme mahkum edip sadece kendi ekonominizi büyütüyorsunuz. Sözde ekonomik tabloyu pembeleştirip insanların hayatlarını karartıyorsunuz. İşçinin, emekçinin tüm güvencelerini tek tek ortadan kaldırdınız. Sıra kıdem tazminatına geldi. Getirmeye çalıştıkları zorunlu tasarruf sistemiyle kıdem tazminatını da yok etmeyi hedefliyorlar. Sağlık güvencesini özelleştirmeyi, halkı tamamlayıcı sağlık sigortalarına mahkum etmeyi, kadem tazminatını da yok edip emeklilik sistemini tamamıyla ortadan kaldırmayı hedefliyorlar. Amaç ne diye soracak olanlar olanlara sözde tasarruf bilincini arttırmak. Tasarruf bilincini sadece vatandaştan bekleyen bilinçsizler kendi şatafatlı hayatlarından, makam araçlarından, ballı ihalelerinden ve lüks yaşamlarından zerre eksiltmiyorlar çalışma hayatını ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda işçi kesimine, sendikalara hiç danışılmadan böyle bir adım atmak ancak ve ancak AKP gibi emekli düşmanı bir partiye yakışırdı. Kıdem tazminatı emekçinin çalıştığı süre boyunca hak kazandığı bir haktır. Sizin sistem değişikliği oyunlarınıza emek gibi kutsal kavramları kurban ettirmeyiz. Hak nedir bilmeyenden, emek nedir bilmeyenden, emekçinin alın teri kurumadan hakkını teslim etmeyenden hak ve hukuk beklenmez. Altından kalkamayacağı, boyunu aşan işlere kalkışan AKP iktidarı kendi menfaatlerine göre yarattığı bu bozuk düzenin altında kalacak. Bugünden söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kıdem tazminatını kaldırmaya yönelik tüm adımların karşısında olacaktır. Hiçbir işçinin tek kuruş hakkını gasp etmenize izin vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, 2010 yılında sözde bahar olarak başlayan Arap Baharı hareketleri Orta Doğu'da birçok ülkenin yönetimini değiştirdi ve bu değişimden Mısır'da payına düşeni aldı. Yaklaşık 30 yıllık iktidarı sona eren Hüsnü Mübarek'in ardından iktidara İhvancı Mursi geldi. Mursi'nin partisi Özgürlük ve Adalet Partisi'ydi. Dikkatinizi çekerim. Özgürlük ve Adalet Partisi. E tabi adında adalet olan İhvancı Parti'nin üyesi Mısır'da Cumhurbaşkanı olunca Sayın Erdoğan da pek bir mutlu oldu. Koştura koştura 10 bakanıyla Mursi'yi ziyaret ettiler. Hükümetiyle birlikte Mısır'a resmen çıkartma yaptı. 2013'te İhvancı Mursi iktidardan indirilince Sayın Erdoğan buna pek bir içerledi. İktidara gelen Sisi'yi can düşmanı ilan eden Erdoğan katil, zalim, darbeci dediği Sisi nedeniyle Mısır'la ilişkileri bozdu. Büyükelçiler karşılıklı geri çekildi. Diplomatik ilişkiler akamete uğratıldı. Bu dönemde Orta Doğu'nun en kritik ülkeleriyle tüm diplomatik ilişkilerimiz bozuldu. Mısır'da, Suriye'de, İsrail'de yıllarca büyükelçimiz yoktu. Bunu Erdoğan istedi ve yaptı. Bu dönemde Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz arama faaliyetleri için münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yapıldı. Erdoğan ve yönetimi ise değerli yalnızlık dış politika vizyonuyla bu duruma boş boş bakmakla yetindiler. Bugün Akdeniz'e en uzun kıyısı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Doğu Akdeniz doğalgazından payını ne yazık ki alamıyor. Seçim malzemesi yaptıkları doğalgaz arama gemileri yıllardır hiçbir faaliyet gösteremiyor. Hepsi fos çıktı. İşte bu süreç boyunca Sisi'ye katil ve zalim derken hatta ve hatta Sisi'ye mi oy vereceksiniz, Binali Yıldırım'a mı oy vereceksiniz diyerek seçim malzemesi yapan Erdoğan 3-5 oy devşirmek için 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetmişti. Bugün ne oldu? Sisi'yi uçağın kapısında karşılıyor, uçağın kapısından uğurluyor. Arkasından bir su dökmediği kaldı. Bakın, aynısını Esat'a da yapacak, aynısını Netanyahu'ya da yapacak. Dış politika tutarsız bir tavır kaldıramayacak kadar hassastır. Erdoğan'ın dış politikadaki tutarsızlığı ve her söyleminden bir süre sonra çark etmesi Türkiye'yi uluslararası arenada güvenilmez bir ülke haline getiriyor. Ve Erdoğan'ın her bir adımı adeta tutarsızlığın kitabını yazarken ülke olarak da imajımızı yerle bir ediyor. Değerli basın mensupları. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta ve hafta sonu partimizin tüzük kurultayını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Bugün değişimin aşamalarından biri olan tüzük değişikliğini yapmanın ve parti programımızın hazırlanmasında da önemli bir yol almış olmanın memnuniyeti ve gururu içindeyiz. Partimizin ilk kurultayı büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 4 Eylül 1919'da gerçekleşen Sivas Kongresi'dir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlarla tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri kabul edilmiş ve her türlü işgale karşı manda ve himaye reddedilmiş, topyekün mücadele edileceği vurgulanmıştır. Alınan bu kararlarla Sivas Kongresi milli mücadelenin temelini oluşturduğu gibi o kararlar bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı ve kesin çizgileridir. Sivas alelade seçilmiş bir şehir elbette ki değildi. 105 yıl önce Sivas Kongresi'ndeki milli mücadele ruhuyla parti programı kurultayımızın temelini oluşturacak iki günlük verimli bir çalışma yaptık. Bundan 10 ay önce değişim diyerek yola çıktık. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir dedik ve değişim sürecini 5 Kasım kurultayında başlattık. Katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla gençlere güvenerek kadın devrimini başlatarak her zaman aklı ve bilimi önceleyerek yaptığımız ölçme ve değerlendirmelerle girdiğimiz yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Atılan adımlar, inançla çıktığımız bu yol, bizleri hükümet programı yazacağımız, yönetim politikalarını da aynı titizlikle belirleyeceğimiz ve liyakatli kadrolarla uygulacağımız günlere götürecek. İnanıyoruz ki partimizde başlattığımız değişim rüzgarı bütün Türkiye'yi saracak. Dün tamamladığımız ikinci yüzyıl değişim kurultayımızla Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu herkes gördü. Bakın 1173 Haziran'ın olduğu kurultayda en tartışmalı madde bile sadece 36 redoyuyla geçti. Kurultayımızda en geniş mutabakatla kabul edilen demokratik, katılımcı ve eşitlikçi tüzüğümüzle, oy birliğiyle kabul edilen ve iktidara geldiğimizde uygulayacağımız parti programımıza esas olacak Kurultay Sonuç Bildirgemizde eşit, özgür, adil ve kalkınan bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Partimize ve ülkemize hayırlı Uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim.